Lezzetli Mata kanalımızdan tekrardan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ee, çok değerli takipçilerimizden Gizem Hanım bizden bisikolatanın çubuk çikolatasını istemişti. Biz e, bisikolata sticks'in klasik olanın lezzetli bir testini gerçekleştirmiştik. Yalnız bugün böyle do marketlerde dolanırken e, pirinç patlaklı olanı da gördüm. E, bunu bir önceki yapmış olduğum videoda görememiştim. Tek bir ürün vardı. Bunu da görmüşken bunu da almak istedim. Bunu da lezzetli bir testini gerçekleştirmek istedim. Ee, i̇lk önce ürünün dış görselinden bahsetmek istiyorum arkadaşlar size ee, ürünün dış görseli Biskova firması çoğunlukla beyaz üzerine e, görsel oluşturuyor yine e, görsel aynı şekilde beyazın üzerine kahverengi e, yazıları yazmışlar pirinç patlaklı olduğu için herhalde diğer ürünlerden ayırmak için bu seferki görseli biraz daha mavi kullanmışlar ürünümüz arkadaşlar şu şekilde e, besin ögeleri şurada yer alıyor şurada da ürünün içeriğinde Görebilirsiniz ee, Şöyle bir güzelliği var Burada da son kullanma tarihinde göstermiş olalım Size ürünlerin son kullanma tarihlerini gösteriyorum Yani öyle marketlere falan gittiğinizde Ürünü aldığınızda son kullanma tarihini diye aramayın Hemen bulun Bakın son kullanma tarihine bakmadan Ürün almamaya özen gösterin arkadaşlar Bunu da buradan size belirtmiş olayım ee, Bu bisiklet ürünlerinde şunu sevdim ee, Ürünleri açabilmeniz için Size burada ufak ipuçları veriyor Buradan açınız diyor şu şekilde normal şartta da biz bunu buradan açmaya çalışırdık. Şöyle tırnağımızı takar falan açardık. Ama burada diyor ki şuradan açın. Aldık. Tak. Yani şu şekilde direkt ürünle sizi karşılıyor. İçeri de şu şekilde. Yine bisikolata stiksi olarak içerisindeki ürünün dışarısında görseli yer almakta. Şu şekilde de görebilirsiniz. Ee, şimdi bu ürünün içini de açalım. Baya sağlam şu an. İçerisinden arkadaşlar e, çok fazla bir şey çıkmıyor. Şöyle yani şu kadar. 2, 4, 6 tane çubuk çikolata çıkıyor içerisinde. Ha, bir tane de şurada var 7 herhalde. Kırılmış mı bu? Kırılmış. Aha 7 tane. İçerisinden toplamda 7 tane çubuk çikolata çıkıyor arkadaşlar. E, pirinç patlaklıydı bir de bakalım pirinç patlaklığının tadı nasılmış. Şöyle bir tane aldım şekilde görebilirsiniz. Çikolataya bandırılmış. Ee, ben önce şunları şey zannediyordum. Sade kraker, işte baharatlı kraker olarak falan da olur mu diye düşünmüştüm. Ee, sade bir krakerin üzerine yapılmış. Şu dışarısındaki görmüş oldukları da şöyle kamerayla netletmeye çalışalım. Heh. Görmüş olduklarınızda da pirinç patlakları e, diyebiliriz. Zaten pirinç patlaklı olduğunu söylemiştim. Şöyle bir ağzımıza atalım bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Bu bir önceki yemiş olduğum Viskolatanın normal klasik olanından Biraz daha kıtırtı Kıtırtı olmasının sebebi de Şu Görmüş olduğunuz pirinç patlaklarından kaynaklı Biraz daha kıtırtı Diğeri direkt çikolata gidip kıra kıra ulaşıyorduk Bunda pirinç patlakları ile birlikte Çikolata ulaştığımız için Biraz daha kıyır, ama insanın ağzında Çok dağılıyor Hı hı Aynen dediğim gibi. lezzet olarak zaten anlatmama gerek yok. Gayet lezzetli ve hoş bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Keşke bunun fiyatına baksaydım yalnız. Ya yani fiyatına bakmayı unuttum gördünüz mü? Arkadaşlar bisküvatonun bu ürünü gayet güzel, hoş. Pirinç patlakları ile birlikte daha kıtır bir lezzete ulaşılmış. Çok daha lezzetli yerken zaten bunu hissedebiliyorsunuz. Ağzınızdaki kıtırtı ee, daha çok sizi hoşnut ediyor. Bunu söyleyebilirim kesinlikle. On numara ya. Arkadaşlar bisikolata sticks'in pirinç patlaklı olan videosunun da Burada sonuna gelmiş olduk. Videolarımız hakkında herhangi bir düşünceniz varsa lütfen bizimle paylaşın. Çünkü sizin yapmış olduğunuz yorumlar doğrultusunda videolarımız daha güzel yönleniyor. Daha güzel şekiller alıyor. Daha güzel daha başarılı şeyler çıkartıyoruz. İçer videolarımızla yani şu an bizim burada olmamızın tek sebebi Sizsiniz. Sizin bizi bu zamana kadar yapmış olduğunuz yönlendirmeler bizi buraya kadar getirdi. Hepinize teker teker yine teşekkür ediyorum. Kendinize bir sonraki videomuza kadar çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bu arada ben de şunu yiyeyim.